Total İstasyonları gün ortasını sunar. Ortasından herkese selamlar. Bugün iki değerli konuğumu ağırlıyor olacağım. Birinci konuğum, ilk konuğum Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy'u ağırlarken yine Günhan Bey'le buğday ekim alanlarının rekorte ve un ihracatını konuşuyor olacağız. Diğer tarafta kuraklık ve pandeminin ülkeler arasında bir miktar daha stoklama yarışlarının olduğundan bahsediyoruz. Tüm bu ayrıntıları konuşurken yine lisanslı depoculuk ve birçok sektörde yine yer alan konteyner krizine yönelik de sıkıntılar devam ediyor mu? Tüm bu ayrıntıları değerlendirirken programın ikinci bölümünde ise Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut bizlerle birlikte olacak. Feyzullah Bey'le de yine son dönemlerde doğal afetler, sel bir taraftan, orman yangınları bir taraftan derken tarım ve orman yangınları, seller ve yine tarımı konuşurken tarımın etkisi ve iklim değişikliğinin tarım ürünleri üzerindeki biyolojik etkilerini yine değerlendiriyor olacağız programımız çerçevesinde. Evet, ilk konumuz eğer hazırsa Günhan Bey'e gidelim. Günhan Bey'le yine başlayalım buğday ekim alanları, rekolte ve un ihracatına yönelik konuşmamıza. Günhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikli olarak konuşacağımız birçok konu var. Hem sektörün sıkıntıları, oluşan meydana gelen sıkıntılarını, aynı zamanda diğer tarafta da un ihracatından da biraz bahsetmek istiyorum ama önce buğday ekim alanlarından bahsedecek olursak, Türkiye'nin potansiyeli nedir? Potansiyeline yakın bir üretim gerçekleştiriyor mu? Gelişme sektöre baktığımız zaman gelişim yıllara göre nasıl farklılık gösterdi? Önce burayla başlayalım isterseniz. Evet, Türkiye hepimizin bildiği gibi bir tarım ülkesi ve birçok üründe kendine yeterliliğini sağlamış bir tarım üreticisi. Aynı zamanda buğdayda da dünyanın ilk buğdayının yetiştirildiği topraklara sahip. Dolayısıyla biz buğdayda her zaman hem stratejik ürün olduğu için hem de bu tarihi değerlerinden dolayı önemli bir üretici ülke olarak yer aldık. Dünyada ilk 10 içerisinde yer almaya devam ediyoruz. Ancak buğdayın ve diğer tahılların handikapıysa diğer ürünlere karşı, diğer alternatif ürünlerin sağladığı gelirlere karşı rekabette zorlanması. Burada özellikle sulu tarım alanları, tarım arazilerinin sulanabilir hale dönüşmesi diğer ürünlerin ekilmesini daha çok motive ediyor. Bu da buğdayda alan kaybına sebep oldu. İstatistik olarak baktığımızda 2000 yılında 9.1 milyon hektarlık bir tarım buğday arazisinden, ekilebilir alandan bahsederken bu rakam 2020 yılında 6.9 milyon hektara kadar daraldı. %28 civarında bir rakam. 2.2 milyon hektar alan, bu gerçekten büyük bir daralma. Bunun dediğimiz gibi önemli bir kısmı alternatif ürünlere kayma, bir kısmı da tarımın terk edilmesinden dolayı, yani çiftçilerimizin bu alanlarda, kuru alanlarda tarıma devam etmemesinden dolayı gerçekleştirdi. Evet, kötü haber bu alanların daralıyor olması ama iyi haber aynı süre zarfında, aynı 20 yıllık periyotta verim artışının sağlanmasıyla, ki 2.2 ton bölü hektardan 2.9 ton bölü hektara geldiğimiz için üretim rakamlarını 20 milyon ton civarında sabit tutmayı başardık. Bu da iyi haberimiz. Ama şunu değerlendirmek lazım tabii ki, potansiyeli sordunuz. Türkiye'nin potansiyeli nedir diye. Gerçekten Türkiye'nin bu 2.2 milyon hektarlık buğday ekim alanını geri kazanma potansiyeli var. Ne açıdan geri kazanma potansiyeli var? Çiftçinin üretimdeki bu sağladığı verim artışıyla gelirini bir nebze daha olsun iyileştirdi. İkincisi, buğdayda yaşanan hem dünyadaki fiyat hareketleri, sadece buğday değil tüm tarıllarda, hem Türkiye'de stratejik olarak buğday alım fiyatlarına verilen destekler, fiyatların yükselmesi sayesinde fiyatların artışı yine geliri artırıcı bir unsur. Üçüncü boyut ise Türkiye'deki buğday ve tahıl üretimine dayalı gıda sanayinin, gıda sektörünün oldukça gelişmiş olması. Ki bahsedeceğiz un sektöründen, makarna sektöründen, dünyada ihracatta yeri olan sektörler.
Dolayısıyla üretim potansiyeli realize edildiğinde bunu kolaylıkla tüketebilecek, bir talep edebilecek bir sanayi de mevcut. Dolayısıyla Türkiye potansiyelinin şu anda buğday üretiminde gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllar için çok önemli bir potansiyel ve planlama gerektiriyor bu alan. Evet, özellikle rekolte ve un ihracatına bakacak olursak, şimdi un ihracatındaki rakamlara baktığımda yılın ilk yarısında un ihracatı 413 bin tona yükseliyor ve burada %11,5'luk bir artış söz konusu ihracat bağlamında. Önemli bacaklarından bir tanesi olduğunu söyleyebilir miyiz ihracat konusunda da? Yine ihracat yapılan bölgeler açısından ya da uluslararası rekabetçilik kıvamda bakacak olursak, kilogram başına fiyatlamada özellikle diğer ülkelere görece fiyatlar ne durumda kalıyor? Yani şu anda bakacak olursak dış ticarette en önemli şeylerden bir tanesi de bu kilogram başına fiyatlama. Ne dersiniz? Türkiye un sektöründeki lider konumunu 6 yıldır koruyor. Ve gerçekten de bulunduğu pazarlarda her zaman en büyük tedarikçi haline gelmiş durumda. Bu nedenle tabii ki evet, Türkiye'nin birim fiyatlarına baktığımızda dünyadaki genel tahıl fiyat endekslerinden etkilendiğini görüyoruz. Zira yine ilk 6 aylık verimiz içerisinde %9'luk birim fiyat artışımız da söz konusu. Tabii bunu tamamen ürünlerin değerlemesinin artması olarak değerlendiremeyiz. Fiyat hareketinden de kaynaklandığını belirtmiş olmalıyız. Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli, lider konumu mutlaka ki ilerleyen dönemlerde markalaşarak da birim fiyatları artırabilecektir. Türkiye pandemi döneminde hiçbir ülkede olmadığı kadar gıda zincirini, gıda tedarik zincirini hiç bozmadan sofralara gıdayı ulaştırabildi. Bunda en önemli etkenlerden bir tanesi hali hazırda ihracatçı olan bir ülkenin elindeki yüksek potansiyeli, üretim potansiyelini, ham madde potansiyelini kullanabiliyor olmasıydı. Yine biraz önceki konuyla birleştirelim. Ekim alanlarımızı büyütebilirsek, tarımsal üretimimizi büyütebilirsek, zaten hali hazırda güçlü bir sanayi bu ürünü ham madde olarak değil, dünyaya mamul olarak ihraç edebilecek konumda ki un bunların arasında nispeten bir geçiş ürünü. Yani onu tüketen tüketici de onu tekrar bir mamule dönüştürüyor. Ama sektörün ileriye doğru entegrasyonu da hızla devam ediyor. Donmuş ürünler, ileri işlenmiş ürünler, bisküviler, bulgurlar, makarnalar giderek ihracattaki payını artırmakta. Böylelikle Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin gıda sanayisine de dinamizm verdiğini ve ihracatı hızla artırdığını görebileceğiz. Rekolte konusuna buradan değinelim. Tabii tarım üstü açık bir fabrika. Evet, gıda sanayinden bahsederken bir çatımız var. O bizi iklim şartlarından koruyor ama tarım böyle değil. Geçtiğimiz sezon tarım yılı olarak baktığımızda, yani yağışlara ihtiyacımız olan Ekim ayından Haziran ayına kadar baktığımızda mevsim normallerinden %24, bir önceki yıldansa %27 daha düşük bir yağış aldık. Yani bu en nacizane, en hafif tabiriyle evet bir kuraklık. Özellikle bölgesel farklılıklar, biz bu rakamı söylerken Türkiye ortalamasından bahsederek bunu söylüyoruz. Ama Güneydoğu'ya baktığımızda %50'yi geçen, Güneydoğu ortalaması %40, Mardin ili olarak baktığımızda %55, ilçeler bazına indiğimizde %70'e varan yağış kaybı, yani kuraklık söz konusu. Bu da bu yılki rekolteyi ciddi derecede etkiledi. Evet, şimdi burada aslında yine sektörde etkilere bakarken diğer tarafta sizin konuşmanızdan da markalaşma. Markalaşma belki dünyada birim başına, kilogram başına daha doğrusu fiyatlamayı da belki yukarı yönlü çekmesine yarayacaktır diye. Markalaştırma konusunda atılan adımlar mevcut mudur? Bu bağlamda neler eksiktir, neler yapılması gerekiyor? Çünkü Türkiye'nin dış ticaretinde en önemli şeylerden atılması gereken adımlardan biri olduğunda bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu sektöre yönelik markalaşma hedefleri nelerdir? Bir de bundan sizden dinleyelim. Türkiye'deki İhracatçılar Birliği'nin yürütmüş olduğu tüm çalışmalarda, Ticaret Bakanlığımızın tüm çalışmalarında un sektörü tabir yerinde ise pilot bir alan. Neden? Çünkü dünyada lider olduğumuz, un dışında yani birinci olduğumuz fındık ürünümüz ve diğer yer sebze meyvelerimiz var.
Dolayısıyla işlenmiş bir ürün olarak birinci olduğumuz nadir ürünlerden bir tanesi. Dolayısıyla ülke tanıtım grupları aracılığıyla, marka programlarıyla, Türk Quality programlarıyla bu alandaki ihracat önemli derecede destekleniyor. Ama Türkiye'nin geneli anlamında burada yolun neresindeyiz? Yolun daha başındayız, ortalarındayız. Çünkü ülkemiz gelişmekte olan bir ülke ve öncelikle kapasite yatırımları, teknoloji yatırımları geldi. Artık şirketlerimizin ölçekleri marka yatırımı yapabilecek hale yeni yeni ulaşmaya başladı. Özellikle Avrupa pazarı Türkiye için çok kritik, önemli ama un sektöründe biz henüz bu pazarın potansiyelini kullanamıyoruz. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi Gümrük Birliği kapsamında tarım ürünlerinin Avrupa Birliği tarafından korunuyor olması ve Türkiye'den gelecek ürünlere karşı uygulanan yüksek vergi duvarları. İkincisi de markalaşma. Çünkü yanı başımızda böyle büyük bir pazar, gelir seviyesi yüksek bir pazar olmasına rağmen nitelikli çeşitli ürünlerde markalaşmayı henüz daha gerçekleştiremediğimiz için parakende ürünlerde özellikle bu pazarlara bugüne kadar yeterince erişemedik. Burada Pelin'in pandemide bir fırsatı oldu. Türkiye açısından birçok ülke pazar olmasına rağmen hiç ihracat yapmadığımız pazarlara dahi Türkiye'de gıda tedarik zinciri hiç kesilmediğinden un sektörü olarak da erişme şansımız oldu. Ve özellikle parakende ürünlerle, küçük ambalajlı ürünlerle bu pazarlara eriştik. Bundan sonra bu potansiyelin de artarak kullanılacağına inanıyoruz. Evet, kesinlikle bu gelişimin ihtiyacı olduğunu ve atan adımlarında etkili olacağını görebiliyoruz. Şimdi bununla birlikte diğer tarafta da şunu sormak istiyorum. Özellikle bir tarafta kuraklıktan bahsederken, özellikle FAO tarafından yapılan açıklamalarda gıda fiyatlarındaki yükselişler, tüm bunlar altını çiziyor ve işaret de ediyor. Diğer tarafta da pandemi. Pandemi sürecinde de ülkelerde bir stoklama yarışı da var. Dolayısıyla burada tüm dünyadaki küresel bağlamdaki stoklama yarışına girilirse eğer, Türkiye bu bağlamda başarılı mı, ne dersiniz? Pandemi dönemi hepimiz için sıra dışı, daha önce yaşanmayan bir dönem. Ve gerçekten bu şartların ekonomiye, piyasalara, fiyat yapısına da çok farklı etkileri oldu. Belirttiğiniz gibi FAO'nun gıda endeksine baktığımızda geçtiğimiz yıla göre %30'luk bir artış görüyoruz. Tahıla baktığımızda %31'lik, bitkisel yağlara baktığımızda %66'lık bir artış görüyoruz. Bu gerçekten bir yıl içerisinde gerçekleşen en yüksek artışlardan ve 2012'den bu yana en yüksek seviyesinde FAO'nun endeksleri. Şimdi burada ülkeler bu fiyatlar böyle hareket ettiği için mi daha çok stok yapıyor, yoksa ülkeler daha çok stok yaptığı için mi bu fiyatlar artıyor? Gerçekten ikisi de birbirini besleyen aslında bir kısır döngü. Çünkü fiyatlarda hareket yaşandıkça pandemi şartlarından dolayı eğer gıda tedarik zincirinde bir aksama yaşanır korkusunun da ilave olmasıyla ülkeler çok yoğun stok artırdılar. Dünyanın dengesine baktığımızda evet, bu yıl içerisinde son açıklanan Amerikan Tarım Bakanlığı'nın raporuna göre 776 milyon tonluk bir üretim, buğday için konuşuyorum, 786 milyon tonluk da bir tüketim söz konusu. 10 milyon tonluk bir eksiklikten bahsediyoruz. Bir eksiklik var mı? Var. Çok büyük bir rakam mı, önemli bir rakam mı? Şöyle değerlendirelim. Dönem sonu stokları içerisinde 280 milyon tonluk, 290 milyon tondan bir önceki sezon 280 milyon tona düşüyoruz. Evet, bir etki ama en kötümser senaryo mu? Asla değil. Ama bunun içindeki detaya indiğimizde, yani bu stoğu böldüğümüzde 280 milyon tonluk stoğun 141 milyon tonunun sadece Çin'de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla stoğun yarısı bir ülkede kaldığında geri kalan ülkeler için 150 milyon tondan stoğun 140 milyon tona inmesi %6'lık bir daralma demek ve böyle temel gıda ürünlerinde önemli bir etki. Bunun da fiyatlara etkisini gördük. Özellikle geçtiğimiz hafta bu son raporda dünya üretiminin 16 milyon ton aşağı revize edilmesi Amerikan Tarım Bakanlığı tarafından fiyatlarda 2013 sonrası en yüksek seviyelerin görülmesine sebebiyet verdi. Umarız ülkeler bunu doğru yorumlar. Çünkü bu kısır döngüyü sürdürmek kimsenin lehine değil, stoğu artırmak sürekli fiyat artışına sebebiyet veriyor ve en çok da ithal edenler bundan zarar görmüş oluyorlar.
Türkiye'nin burada konumu nedir Pelin Hanım? Türkiye'nin konumu, girişte de bahsettik. Türkiye her ne kadar buğdayda ekim alanı kaybetmiş olsa da tarım ürünleri, tahıllarda toplamda kendine yeterlilik seviyesi %80-85'ler seviyesinde. Zira kuraklık yaşadığımız için de bunun etkisini görüyoruz. Türkiye bu sene önemli bir miktarda da ithalat da gerçekleştirecek. Bunun bir kısmı ihracat amaçlı, bir kısmı da yurt içi talebi karşılamak amaçlı. Türkiye'nin konumu, kendi iç üretiminin de bu talebi karşılayacak durumda olması, dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya'nın, üçüncü buğday ihracatçısı Ukrayna'nın çok yakın olması önemli lojistik avantajları. O yüzden Türkiye her zaman dış ticaretteki konumuyla, gücüyle kendi tedarik ağını rahatlıkla kurabiliyor ve ihtiyaçlarını tamamlayabiliyor. Evet, şimdi bununla birlikte diğer tarafta da yine buğdaya yönelik de bir takım vergilendirme ve kota uygulamaları ile karşı karşıya kalmıştık. Şu an sektörün fırsatları ve bununla birlikte vergilendirmeleri nasıldır? Yani biraz daha kısıtlayan durumda nasıldır, bunu sormak isterim. Rusya'nın atmış olduğu bir adım vardı. Dolayısıyla bunun etkileriyle birlikte sektör nasıl şekillendi? Buğday fiyatlarına yönelik bir takım beklentileri de sunmak istersek, eğer tüm bunları birlikte değerlendireceksek ne dersiniz? Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye teslim buğday fiyatlarının sezonda, yani yine şu an bulunduğumuz tarihlerde Ağustos aylarında $220-230 dolar ton seviyesinde olduğunu görüyorduk. Bugün cari fiyatlara baktığımızda $310-320 dolar seviyesini görüyoruz. Yani geçtiğimiz yılın neredeyse %50 yukarısındayız. Bu artışın son %10'luk kısmı da geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Biraz önce belirttiğim raporların dünya üretimini düşürmesinden sonra. Rusya geçtiğimiz sezon vergi uygulamasına başlattı. Önce sabit vergi, daha sonra da yüzen vergi. Dünya fiyatlarıyla Rusya'daki çıkış fiyatı arasındaki, 200 doların üstündeki çıkış fiyatı arasında %70 vergi uyguluyor. Bununla beraber yılın ikinci yarısı içinde kota uyguluyor. İlk yarısındaki ihracat miktarına göre ihracatçılara dağılım veriyor. Yine Ukrayna kotayla toplam yıllık ihracatını kontrol altında tutuyor ve takip ediyor. Bu bize neyi anlatıyor? Ülkeler tabii ki bu ürünlere bir ticari emtia olmanın yanında, yani ihracat geliri sağlayan bir emtia olmanın yanında, stratejik olarak ülkenin gıda güvenliğini korumada bir silah olarak görüyorlar. Ve eskisi gibi tamamen serbest ticaret kurallarına tabi olmuyor. Yani ne kadar ihraç edilirse edilsin yaklaşımı yok. Üstelik Rusya'nın rakamına baktığımızda son rapor sonrası 35 milyon ton buğday ihracatından bahsediyoruz. Toplamda 44 milyon tona gelen tahıl ihracatından bahsediyoruz. Bugünkü cari fiyatlarla 15 milyar dolara yakın bir ihracat geliri. Çok önemli bir kalem. Buna rağmen kontrollü bir ihracat sağlanmaya çalışılıyor. Bunun fiyatlara etkisi nedir diye bakarsak, 310 dolarlık, 320 dolarlık fiyatın içerisinde zaten bu vergi fiyatı var. Açıklanan raporlardaki eksilen üretim rakamları da var. Bazı ülkelerin, Türkiye'nin bu sene odağının üstünde buğdaya değinirsek, yine Amerikan Tarım Bakanlığı'nın rakamına göre 11 milyon tonluk bir ithalat yapmasını öngörülüyor. İthalatçı ülkelerin yüksek ithalatları da bu resmin içinde. Aslında resmin içine girmeyen, fiyatları buradan daha yukarı götürecek bir kalem yok. Ama biraz önce belirttik, fiyatlardaki hareketi alıcıların talebi, satıcıların da arz iştahı belirler. Dolayısıyla önümüz sezonla ilgili, ekim alanlarıyla ilgili veriler, iklimin ilerlemesi, yağışla ilgili konular, buralarda olumlu veriler geldiği sürece fiyatların daha aşırı gideceğini düşünmeyiz. Ama buralarda olumsuz veriler gelirse, biraz önce belirttik, 2013'ten sonra ikimiz en yüksek fiyatlardan bahsediyorduk. 2008-2011 zirvelerinin daha altındayız. %40-45 civarında altındayız. Maalesef bunlar da resmin içine ilerleyen aylarda girer.
Peki gıda imtiyazındaki yükselişler özellikle enflasyona olan yansımasını değerlendirecek olursak. Çünkü halen daha enflasyon sepetinde gıda enflasyonu çok ciddi anlamda da bir orana sahip. Dolayısıyla önümüzdeki süreci de değerlendirecek olursak bir sektörden birisi olarak ne dersiniz bu bağlamda? Belirttiğiniz gibi gıda enflasyonu toplam enflasyon sepetinin %21.4'ü. Bunun içerisinde buğday mamullerini topladığımızda un, ekmek, makarna, bulgur, kek 4.4'lük bir orana geliyoruz. Yani gıdanın içinde %20 de bu alan. Doğrudan enflasyonun %4.4'ü buğdaya bağlı. Dolayısıyla bu yaşananlar mutlaka ki üfedeki artışları devam etmesine sebebiyet verecek. Ama burada şunu da yine belirtelim. Türkiye zaten bu sezona girerken buğdaya verdiği alım fiyatıyla %37'lik artışla bu dünyada gerçekleşen %50'ye varan artışın önemli bir kısmını zaten önden yükledi. Yani bizim gördüğümüz Temmuz enflasyon verilerinde bu fiyatlamanın içerisinde. Ağustos'tan sonra göreceğimiz kısımsa %10'dan sonra gelen %13'lük kısımdan bahsediyoruz. Ama bugüne kadar gerçekleşen artış. Yani bugünden sonra umarız ekim alanları bu fiyatlarla artar, çiftçilerimizi sahaya, tarlaya çeker. İklim şartları geçtiğimiz seneki kadar olumsuz gitmezse burada kalacağını görürüz. Ama iklim şartlarındaki olumsuzluk üfeye ve ardından da tüfeye etki edecektir. Tüfe biliyorsunuz daha arkadan takip ediyor. Eğer olumlu şartlar gelirse üfede gerçekleşen artışın tüfeğe yansımasının gecikeceğini, önümüz yılbaşına, sezona kadar uzayabileceğini bize söylüyor. Evet, bunlarla birlikte hem talebi hem enflasyonu yani gıda fiyatlarındaki küresel artışları konuşurken diğer tarafta aslında küresel artışların en baş etkenlerinden bir tanesi de yılbaşından bu yana hep konteyner krizini konuşuyorduk. Konteyner sıkıntısının birçok sektörde olduğu gibi bu sektörde de keza konteyner sıkıntısını görüyoruz. Dolayısıyla devam eden bir süreç mi bu? Bunu biraz ayrıntılı bir şekilde yer verirsek eğer hala daha tedariğinde olsun, konteynerinde olsun ne dersiniz bu bağlamda? Biraz önce konuştuğumuz FAO'nun verileri, Amerikan Tarım Bakanlığı, bizim buğdayda takip edilen dünya üzerinde Chicago borsası, Matif Avrupa borsası, bunlara baktığımızda evet fiyatlarda hep referans koyduğumuz yer 2013 yılı, 12 sonrası. Bu dönem hangi dönem? Aslında Fed'in dünyada likiditeyi kısacağı söylediği dönemde. 2020 yılı da Fed'in likiditeyi musluklarını adeta sonuna kadar açtığı bir dönemdi ve biz artık dünyada tüm emtialarda, buna tarımsal emtialar da dahil, enflasyonu yaşıyoruz. Yani 2008 sonrası döneme benzer, yani ekonomiyi canlı tutmak için enflasyona bir miktar izin verildi. Bunu hep beraber kabullenmemiz lazım. Bu enflasyona izin verilme, ekonomiyi canlandırma hamlesi, dolayısıyla taşıma modlarını, taşıma arzına da, talebine de etki ediyor. Taşıma arzı elastik değil, yani kısa vadeli. Bugünden yarına bir gemi inşa etmek mümkün değil. Bunlar 2 yıllık, 3 yıllık planlamalarla mümkün. Ama talep bir anda yukarı gittiğinde fiyatlarda ciddi zıplamalar görüyoruz. Bizim mesela biraz önce konuştuğumuz buğday fiyatları 310 dolar, 320 dolara geldi dediğimizde bunun hepsi buğdayın çıkış fiyatından, Rusya'daki çıkış fiyatından kaynaklanmıyor. 20 dolarlık, 25 dolarlık kısmı içindeki nablon artışından kaynaklanıyor ve dökme yük gemileri bunlar. Dökme yük de geçtiğimiz yılın en dibine göre Baltık endekslerine baktığımızda 4 ila 5 katlık bir artış görüyoruz. Konteynerde daha vahim durumlar, daha vahim hatlar söz konusu. Orada 8 ila 10 katlık artışlar var. Yani Türkiye'deki gıda maliyeti açısından baktığımızda Türkiye bir ham madde ithalatçısı ülke, mamul ihracatçısı ülke. Dolayısıyla mamul ham maddede dökme yük endeksinin artması evet maliyetlerimizi etkiliyor. İhracatta ise hedef pazarlara ulaşırken konteynerdeki fiyat etkili. Burada kriz devam ediyor mu? Evet ediyor, bitti diyemeyiz. Ama en zirvelerine göre, Ekim-Kasım aylarına göre, Aralık aylarına göre 2020'nin sonundan bahsediyorum.
Şu an bir bakış açısıyla iyi tarafı nedir? Konteyneri bulabiliyorsunuz Pelin Hanım. Önceden konteynerin bulunamadığı dönemde vardı. Evet, şu an fiyatlar yüksek ama konteyneri temin etmek mümkün. Yani o zincirdeki kopma birleşmiş oldu ve konteyner trafiği dünya üzerindeki döngü oturdu. Bu da önümüzdeki dönemler için mutlaka ki konteyner arzındaki artış ile ve bu döngünün sürekliliği ile bir dengelenme sağlayacaktır. Yani fiyatlarda bir iyimserliği herhalde 2022'nin yine yaz aylarına, bahar aylarına doğru düşünebiliriz. Yani şu an için krizin bir bacağı daha iyi, konteyneri temin etmek nispeten daha kolay ama fiyat tarafı yine yüksek. Evet, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz bilgiler için. Sektörün potansiyeli olduğunu, aslında önümüzdeki süreçte çok daha kilogram başına fiyatlamayı, birim başına fiyatlamayı da yukarı yönlerde, yukarı seviyelerde görme niyetiyle ve dileğiyle diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dileriz Eren Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de sağlıklı güzel günler dileriz. Sağ olun. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy ile birlikte özellikle hububat sektörü üzerine, buğday ekim alanları, rekorte un ihracatı üzerine, markalaşma üzerine ve bununla birlikte meydana gelen konteyner krizleri ve aşılması gereken maddeleri, tüm bunları değerlendirdik efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından ise yine kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Gün ortasının ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut bizlerle birlikte. Feyzullah Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, konuşacağımız aslında çok konu var. Yani tarım sektöründe orman yangınlarının tarım sektörüne etkisi, sel baskınlarının tarım sektörüne etkisi, iklim değişikliğinin aslında biyolojik etkilerini biraz değerlendirecek olursak ana başlık olarak genelden özele inelim istiyorum. İklim değişikliğinin tarım ürünleri üzerindeki biyolojik etkilerine karşı ne söylemek istersiniz? Son yıllarda özellikle çok altı çiziliyordu uluslararası kuruluşlar tarafından, ulusüstü örgütler tarafından raporlamalarda iklim değişikliğinin altı çiziliyordu. Pandemi dönemiyle beraber belki bir miktar daha öncü politikalar arasında yer almadı. Fakat şu an geldiğimiz noktada öncü politikalar arasına girmek zaruri hale geldi. Ne dersiniz? Evet Pelin Hanım, öncelikle böyle bir şans verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Son 20 günde önce Akdeniz ve Ege'de başlayan çok yaygın bir şekilde tüm iki bölgeyi saran orman yangınları, arkasından yine birkaç gündür gündemimizi ciddi anlamda yoğun bir şekilde gündemimizde olan Karadeniz'deki sel felaketleri, bunlarda çok ciddi can ve mal kayıpları yaşadık. Ben öncelikle bu felaketlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Tüm Türkiye'ye de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Evet. Şimdi tabii ki bütün felaketler, yaşadığımız felaketler birer sonuç. Tabii bunların çok ciddi nedenleri var. Doğanın kendi işleyişi dün de vardı, bugün de var, yarın da olmaya devam edecek. Şimdi orman yangınlarıyla başlayacak olursak, biraz önce bahsettiğim gibi Ege ve Akdeniz'de çok önemli alanlarımızda ciddi anlamda orman yangınları yaşadık. Bunları şöyle bir takım rakamlarla ve bizim yaptığımız TÜMOP olarak, Ziraat Mühendisleri Odası olarak yaptığımız tespitlerle birlikte kıyaslayarak başlamak istiyorum. Tarım, Orman ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine bakacak olursak, bu Ege ve Akdeniz'deki yaklaşık 10 günden fazla süren yangınlarda 60 bin hektar alan yandı. Yani 60 bin hektar, bir başka deyişle 600 bin dekar alandan bahsediyoruz. Yani bunları söylerken rakamlar belki çok fazla anlam ifade etmeyebilir. İşte 60 bin hektar, 600 bin dekar, milyonların, milyarların konuşulduğu bir ortamda binler pek ifade etmeyebilir. Ama sadece Tarım Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 600 bin dekar alanın
40 bin futbol sahasına eşdeğer olduğunu hatırlatmak istiyorum. 40 bin, altını çiziyorum, 40 bin futbol sahası. Ki bu ciddi anlamda bir alan, devasa bir alan. Bu tabii ki Orman Bakanlığı'nın, Tarım Orman Bakanlığı'nın tespitleri. Bizim içinde bulunduğumuz çatı örgütümüz, TÜMOB'un tüm bileşenlerinin ve buraya bağlı işte harita kadastro mühendisler odasından tutun da inşaat mühendisleri, ziraat mühendisleri gibi çok sayıdaki bileşenin yaptığı araştırmaların sonuçları var elinde şu anda. Şu anda Tarım Orman Bakanlığı'nın açıkladığı rakamın iki katından biraz fazla bir rakama tekabül ediyor yanan orman alanlarımız. Yani 121.300 hektar alan, yani 1.213.000 dekar yanan toplam alanından bahsediyoruz. Bu bizim tespitlerimiz. Yani kısaca şöyle bir hafızalarımızı tazelersek, 55.900 hektar Manavgat'ta, 12.800 hektar Gündoğmuş'ta, 15.900 hektar Milas'ta, 9.800 hektar Köyceğiz'de, 15.400 Kavaklıdere, 11.500 hektar da Marmaris'te olmak üzere toplam 121.300 hektar alan. Yani biraz önceki bahsettiğim 40 bin futbol sahasını 80 bin futbol sahası olarak düzeltebiliriz bizim elimizdeki verilerle. Şimdi burada tabii ki bizi ilgilendiren kısımlardan bir tanesi orman alanlarıyla birlikte tarım alanlarına bunun yansıması nasıl oldu? Ne kadar tarım alanı bundan etkilendi? Fiziki olarak bahsediyorum. Bu tabii ki diğer anlamda etkilenme çok daha fazla. Ama fiziki olarak bizim tespitlerimize göre yine 65.124 dekar alan, ekili alan etkilendi yangınlardan. 923 dekar da örtü altı etkilendi. Dolayısıyla bu rakamlar da ciddi rakamlar. Bunun yanında 397 adet büyükbaş hayvan, 3.961 adet küçükbaş hayvan, 1.137 adet alet makina, tarım makineleri ve çiftçilerimizin, üreticilerimizin depolarına çektiği, tohumluk olarak kullanmak üzere ya da satmak üzere iyi fiyat beklediği depolarına çekmiş olduğu 2088 ton ürün, farklı ürünler maalesef yangınlarda heba oldu ve yandı. Şimdi yangınların tabii ki şu andaki oluş şekilleri, oluşları, iklim kriziyle olan küresel ısınmayla olan ilgilerine de kısaca değinecek olursak, şimdi orman yangınları sıcaklık, nem ve rüzgardan doğrudan etkilenmekte. Küresel ısınma, iklim krizi ve bunların ortaya çıkardığı sonuçlar tahmin edilenlerin çok ötesinde farklı boyutlarda karşımıza çıkıyor ve çıkacak ileride. Ve bu durum gelecekte karşımıza sıcaklıkları ve kuraklıkların artmasıyla yansımalar olacak gelecekte. Yine bu iklim krizi ve küresel ısınmanın sonuçlarından bir diğeri yağışları arttıracak ve yağış rejimlerinde dengesizliklere yol açacak. Ve yağışlar bizim alışık olduğumuz düzende yağışlar olmayacak. Böyle şu anda da yaşadığımız gibi ani sağanaklar, fırtınalarla birlikte olan çok kötü tablo çizmek istemiyorum ama bunlar acı gerçeklerimiz. Bunları dikkate alırsak ancak ileriye güvenle bakabileceğiz. Yine aynı şekilde rüzgarların yön ve şiddetlerinde önemli farklılıklara yol açacaktır. Eğer tedbirleri zamanında almazsak, eğer gerekli planlamaları zamanında yapmazsak bunlarla karşı karşıya kalacağımız açık. Tüm bunlara bağlı olarak yine gelecekte orman yangınlarının ve diğer doğa olaylarının, su ve sel baskınlarının, aşırı sıcak ve soğukların oluşması kaçınılmaz gözüküyor. Yağışların azalması ve hava sıcaklarındaki artışlar bitki örtülerini kurutuyor. İşte kuraklık dediğimiz olay devreye giriyor. Topraktaki ve toprak yüzeyindeki nemin azalması kuraklık nedeniyle azalması sonucunda ortaya çıkan küçücük bir kıvılcım, küçücük bir camın, cam parçasının, şişe parçasının, ormana atılmış olan bir şişe parçasının mercek görevi yapmasıyla küçücük bir kıvılcımın oluşması, küçük yangınların başlamasına fakat büyük
daha sonra genişleyen kontrol altına edilemez yangınların ortaya çıkmasını sağlıyor kuraklığın oluşmasından dolayı. Ortaya büyük ve yaygın orman yangınları, aşırı yağışlar, sel ve kuraklık gibi anomaliler ortaya çıkıyor. Bunlar ortaya çıksa da henüz farkında olmadığımız başka birçok sorunun da habercisi bunlar. Bu nedenle iklim bilimciler kapıdaki iklim krizi orman yangınları olarak dünyayı uyarmaktadırlar. Yani orman yangınları şu anda ayak sesleri iklim krizinin ve gelecekte yaşayacağımız bir takım felaketlerin, sel baskını, su baskını, orman yangınlarının ilk habercileri olarak iklim bilimciler tarafından adlandırılmakta. Orman yangınları sonrası oluşan, şimdi orman yangınları olup bittikten sonra iş bitmiyor. Şimdi orman yangınlarından sonra bir takım çevresel riskler, orman yangınlarının oluşturduğu sekonder ya da ikincil etkiler olarak karşımıza çıkan birçok sonuç var. Bunlarla ilgili de kısaca bir konuya değinmek istiyorum. Nedir bu orman yangınlarından sonraki bizi bekleyen farklı tehlikeler? Yangınlarla beraber ciddi miktarda kanserojen, kimyasal maddenin içme ve kullanma suyuna karışma ihtimali söz konusudur. Yangınlarla birlikte oluşan kül, ağır metal kirliliğine neden olabilecek riski beraberinde getirmektedir. Sera gazı emisyonları biliyorsunuz önemli şu anda. Bunun da yutak bölgesi ormanlar. Eğer ormanlar yok olursa sera gazlarının atmosferde birikmesi ve yeryüzü sıcaklarının artması yönünde etki yapması sonucunda sıcaklıkların sera gazlarının artmasına neden olacaktır. Özellikle yerleşim yerlerine yakın olan piknik amaçlı kullandığımız orman yerlerinde bırakılan işte her türlü atık, çöp, şişe, plastik atıklar bunlar atık yönetiminden kaynaklı olarak birer çöplüğe dönüşmekte ormanlarımız, şehirlerin kenarındaki ormanlarımız. Ormanlık alanlarının yanması, bu şekildeki çöplüklerin de yanması büyük felaketleri beraberinde getirmekte. Yanan orman arazilerine yağmurla birlikte tonlarca kül birikmekte. Bu en yakın sucul ortama taşınabilir yağmurlarla birlikte ve geniş alanlarda sucul yaşamın tamamen ortadan kalkmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sonrasında yangın külü toplama, bertaraf çalışmaları gerçekleştirilmeli. Nihayetinde yağmur ile birlikte kül toprak örtüsünü kaplayarak yeraltı suyuna ve tatlı su kaynaklarına karışma ihtimaliyle birlikte doğal ekosisteme uzun süreli zararlar verebileceğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Evet, şimdi buyurun. Orman yangınları yağmur ya da diğer hava şartlarıyla birlikte toprak erozyonuna neden olmaktadır. Bu ormanlardan yanan alanların elden geçirilerek acil bir şekilde ağaçlandırılması, eğer hiçbir şey yapılamıyorsa etraflarının tel örgüyle çevrilip ormanın kendi doğasında yer altında bulunan tohumlarından yeniden küllerinden doğmasına izin vermek gerekiyor. Dolayısıyla yine aynı şekilde ağaçlandırmalar erozyonu engelleyici şekilde setler oluşturulması gerekmektedir. Yoksa yağışlardan dolayı buralarda ciddi anlamda erozyonlarla karşı karşıya kalacağımız açıktır. Evet, şimdi aslında Feyzullah Bey çok da güzel özetlediniz neden olduğunu ve ne yapılması gerektiği konusunda. Şimdi orman yangınlarının yanı sıra biz şu anda Karadeniz bölgesindeki sel felaketlerini de takip ediyoruz. Dolayısıyla yani tarımı tetikleyen doğal afetlerle karşı karşıyayız. Zaten biliyorduk ki pandemi dönemiyle birlikte ciddi anlamda dünyada bir gıda arzında sıkıntıların yaşandığını, ülkelerin kendi kendine yetebilir politikalarını öne çıkardıklarını, en başta Avrupa Birliği'nin bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bunu etkileyen faktörler arasında işte gıda enflasyonunun içerisinde gübre fiyatlarından tutun da mazot fiyatlarına varana kadar tüm etkenleri de sayabiliriz. Dolayısıyla sel felaketleri de bundan sonraki süreçte tarımın üzerindeki etkileri de değerlendirecek olursak nasıl bir perspektif çizersiniz? Şimdi tabii ki
Biz şöyle algılıyoruz insanoğlu olarak, doğada yaşayan insanoğlu olarak. Bu doğa bizim. Evet. Her şey bizim. Ben burada istediğim gibi davranırım, istediğimi yaparım. Mantalitesiyle hareket ediyoruz. Ama gerçek bu değil. Gerçek, doğa insana ait değildir. İnsan doğaya aittir. Dolayısıyla bu mantalitesiyle hareket ettiğimiz zaman doğayı işte yangınlardan korumak, doğaya saygı duymak, birçok konuda doğaya sahiplenmek, doğayı gerekli şekilde düzgün kullanmak, tahrip etmemek gibi çok sayıda çok şey sayılabilir. Dolayısıyla doğa insana ait değil, insan doğaya aittir. Bu felsefede yürüdüğümüz zaman işleri biraz daha kolaylaştırmış olacağız diye düşünüyorum. Şimdi burada son dönemde yaşadığımız sel baskınları, afete dönüşmesi, yağışların, bunlarla ilgili de baktığımızda doğa gereklerini yerine getiriyor. Doğada farklı bir olay söz konusu değil. Doğada 15-20 yılda bir, 30 yılda bir, her neyse, aşırı yağışlar olması mümkün, iklim değişiklikleri, küresel ısınma, bunların da etkileriyle bunları daha sık yaşamaya başladık. Dolayısıyla biz insan eliyle yaptığımız, dere yataklarına oluşturduğumuz bir takım yapılar, hatta bunları imar aflarıyla yasal hale getirdiğimiz konumlar devam ettiği sürece biz çok daha fazla bu konuları yaşayacağız demektir. Bunun tarıma etkileri konusuna dönecek olursak, tabii ki bu sel felaketleriyle ilgili konuşacağımız çok şey var burada. İklim değişikliği etkileri yanında insan kaynakları, doğa tahribatları var. Yanlış su politikaları var. HES'ler var. HES'ler ile vadi yataklarının doğal yapısı ve akışının bozulması var. Plansız ve çarpık kentleşmeler var. Çarpık kentleşmeler sonucu dere taşkın alanları ve dere yatakları yapılaşmaya açılmıştır. İmar affadı altında, biraz önce söyledim, yanlış yerlerde mühendislik hizmetleri alınmadan inşa edilen kaçak yapılara göz yumulmuş olması yurttaşlarımızı güvenliksiz ve sağlıksız yapılarda risk altında yaşamaya mecbur bırakmıştır bu konumlar. Yetersiz altyapı ve merkezi yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesinin sonuçlarıdır bu yaşadıklarımız. Yani dolayısıyla burada söylenecek başka çok söz var aslında. Ama biz tarım kısmına dönecek olursak, şu andaki gelişen orman yangınları, işte birçok hayvancılık yapısını ve bu ormanların kenarlarında ve içinde yaşayan, ormanların kenarlarında yaşayan çiftçilerin üretim kapasitelerinde ciddi sıkıntılara yol açacaktır. Onların fakirleşmesine yol açmıştır, açacaktır. Bunun etkileri önümüzdeki dönemde daha fazla görülecektir. Ve buradan belki bu orman yangınlarından kaynaklı bizim durduramadığımız şu ana kadar köyden kente, kırsaldan kente göç biraz daha belki yoğunlaşacaktır. Dolayısıyla burada tarımla uğraşan, tarım alanlarının üretime açılması, yeni tarım alanlarının üretime açılmasını biz savunurken, şu anda yaşadığımız gibi tarım alanlarından, tarımdan uzaklaşma gündeme gelebilecektir. Bunları önlemenin yolu üreticilerin desteklenmesinden, üreticilerin teşvik edilmesinden, üreticilerin ürettikleri ürünlerin değerinde satılmasından, ileriye dönük planların, programların yapılmasından geçmektedir. Dolayısıyla burada merkezi yönetime, bakanlığa, bizim gibi demokratik kitle örgütlerine, meslek odalarına ciddi görevler yüklemektedir bu iklim değişikliği ve şu anda yaşadığımız doğa olayları. Bu konularda biz TÜMOP olarak, TÜMOP'a bağlı Ziraat Mühendisler Odası olarak bununla ilgili sadece bu olaylar yaşandığı dönemlerde değil, bu olaylar yaşanmadan önce de gerekli uyarıları, gerekli girişimleri, gerekli bilgileri, uyarılması gereken noktaların uyarılması konusunda elimizden gelen çalışmaları sonuna kadar yapıyoruz. Ama görüyoruz ki TÜMOP gibi kuruluşlar afet yönetimi sisteminden dışlanıyor.
Buna son verilmeli. Öneri ve itirazlarımız mutlaka dikkate alınmalı. Çözüm daima doğa ve toplum çıkarlarını gözeten politikalarda, bilimde, akılda ve tekniktedir. Bizim görüşümüze göre bunlara değer verilmesi gerekiyor. Evet, şimdi bu da çok oldukça önemli konulardan bir tanesi. Tarımdaki öncülük, yani verimlilik baktığımız zaman, yani dünyaya kıyasla verimliliğine baktığımız zaman yüksek verimlilik elde edebilir miyiz? Şu anda ne durumdayız? Özellikle program başında da söylediğim gibi kendi kendine yetilebilirliği, gıda güvenliğini, gıda arzını biraz daha öncü politikalar arasında yer alan devletler arasında, ülkeler arasında Türkiye'deki durumu biraz değerlendirecek olursak, şu anda mesela Mısır örneği üzerinden de gitmek istiyorum. İşte Mısır'da baktığınız zaman Amerika ana yurdu aslında Mısır'ın, ama Anadolu topraklarında tarımı yapılıyor ve yıllardır bu yapılıyor, binlerce yıldan beri. Dolayısıyla burada dünya verimlerinin çok daha üzerinde yer alan bir Türkiye var, ama kendi içerimizde tüketimimizde karşılayamayan bir üretim boyutu var. Dolayısıyla biraz bu çerçeveden de değerlendirecek olursak ne dersiniz? Şimdi tabii ki Mısır bizim hem içinde bulunduğumuz Türkiye coğrafyasında hem de bizim faaliyet alanımız olan Çukurova'da çok önemli kültür bitkilerinden birisi. Şimdi biz her yıl maliyet hesapları yapıyoruz Ziraat Mühendisler Odası olarak. Mısır bizim bölgemizde önemli bir ürün olduğu için bu yılda Mısır'la ilgili bir maliyet tablosu çıkardık ve bunu hem basında hem bakanlığa gerekli mercilere ulaştırılacak şekilde yayınladık. Fakat biz bu veriler oluştururken şunu yapıyoruz. Mısır'ın üretime başlandığı tohumun toprağa değdiği andan itibaren tohumla birlikte yapılan masrafları gündeme alarak bir maliyet hesabı yapıyoruz. Fakat biz maliyet hesabını yaparken Türkiye'nin fiyat politikasını, girdi maliyetlerinin fiyat artışlarını yakalayamıyoruz. Örneğin biz bu sene mısır maliyetini hesaplarken dedik ki işte gübre maliyeti 2300 lira. Biz gübrenin kullanıldığı dönemdeki fiyatı almak durumundayız. Ve buna göre bir maliyet hesabı yapıyoruz. Ve diyoruz ki mısır fiyatı şundan aşağı olmamalı. Fakat biz bu maliyeti bir ekim sezonu içerisinde 6 aylık bir vejetasyon süresi içerisinde bir bakıyoruz gübre 2 katına çıkmış. Yine mazot %50-%60 artmış. Elektrik fiyatları 2 katına çıkmış. Sulama maliyetleri katlanmış. Dolayısıyla burada enflasyondan kaynaklı ve üreticinin girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi, fakat ürününün aynı fiyatlarda ya da çok az enflasyon oranında bile artmadan kalması, ki enflasyon oranı kısmını da tırnak içerisinde almak istiyorum. Piyasadaki yaşanan gerçekteki reel enflasyonla TÜİK'in açıkladığı rakamlar arasında dağlar var. 2 kattan fazla farklılıklar var. Dolayısıyla burada hep zarar eden, üretimindeki maliyetlerini çıkaramayan, bir sonraki dönemde ileriye güvenle bakamayan üretici kalıyor elimizde. Dolayısıyla burada üretici her geçen yıl istediklerini elde edemediği için, istediği karları elde edemediği için üretimden uzaklaşıyor. Bakın Pelin Hanım, son 15-16 yıldır bu tarafa üretimden çıkan, yani üretim kabiliyeti olan, üretilme kabiliyeti olan toprak miktarı 4 milyon hektardan fazla. Evet. Bu üretemiyoruz burada, ürün üretemiyoruz. Çünkü üretici topraktan koparılıyor. Kar edemediği için, ürettiği ürünü değerlendiremediği için. Burada yerel yönetimlerin çok merkezi yönetimlerin devreye girip, özellikle merkezi yönetimlerin devreye girip, burada üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Üretici de bu konuda desteklenmediği için ya da çok az destek alabildiği için ya da destekleri bir sonraki yıla devrettiği için üretimden uzaklaşıyor. Dolayısıyla bizim Mısır'daki, dönecek olursak, Mısır'daki verimimiz hektar bazında birçok ülkenin verimlerinden çok yüksek.
Burada bizim üreticimizi mağdur eden, sıkıntıya sokan tamamen girdi maliyetleri. Evet. Yani tarla kirasından tutun, mazotuna, yakıtına, elektriğine, tohumuna kadar her şey ithal. Burada ilacına kadar. Bunlara baktığımızda üretici bu fiyat artışlarıyla, maliyet artışlarıyla baş edemiyor yani. Hı hı. Doğru. Bunun için sıkıntılarımız var. Yoksa biz bundan 25-30 yıl öncesine gelinceye kadar, 25-30 yıl öncesine gelinceye kadar tarım ürünlerinde sadece birkaç üründen bahsetmiyorum. Ürettiğimiz %80-90 üründen bahsediyorum. Evet. Kendi kendine yetebilen 7 ülkeden birisiydik biz. Doğru. Şimdi şu anda maalesef evet. Her şeyimiz ithal. Doğru. Evet. Tarımda enflasyon Temmuz'da siz altyazıda görüyorum şu anda. Bunun 22.8 gözüküyor ama çok çok daha üzerinde. Evet. Özellikle mazottaki fiyat artışları, gübredeki fiyat artışları yine bununla birlikte kompoze gübrede de yine fiyat artışları son 10 yılda artan bu artışlar da öne çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz bilgiler için Feyzullah Bey. Son bir şeyle bağlamak istiyorum izin verirseniz Pelin Hanım. Evet, kapatacağım çok kısa olursa sevinirim. Çok kısa, evrenin ve doğanın işleyişini anlamazsak doğru planlama ve strateji geliştiremeyiz. Sanırım ülkemizin en büyük sorunu bu. Evet. İnsanoğlunun içinde yaşadığı doğayı, toprağı, soluduğu havayı iyi anlaması gerekiyor. Peki. Sorun, yarın daha çok iklim değişiklikleri ve olumsuz etkilerini göreceğiz biz bunların. Kesinlikle. Yani ben burada programın içerisinde söylediğim bir sözü söyleyerek bitirmek istiyorum. Doğa insana ait değildir. Evet. İnsan doğaya aittir. Dolayısıyla doğayı bizim verimli, düzenli, dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz bilgiler için. Feyzullah Bey önemli konulara da değinmiş olduk. Efendim şimdi programımızı bitiriyoruz. Birazdan Sanayi ve Ticaret'le karşınızdayım tekrardan. Total istasyonları gün ortasını sundu.